içinde attım. Yıl 1882. İstanbul'un küçük Mustafa Paşa semtinde dünyaya gelir Kazım Karabekir. Babası Mehmet Emin Paşa ise gençliğinde Kırım, Silistre, Sivastopol muharebelerinde bulunur ve kahramanlıklar gösterir. Kazım Karabekir ailenin 5. çocuğudur. Baba Mehmet Emin Paşa Mekke'de vefat ettiğinde Kazım Karabekir 11 yaşındadır. Babasının vefatından sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Kazım Karabekir, İstanbul'da orta tahsiline başlar. 1896 yılında askeri ortaokulu bitiren Karabekir, 1897 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne girer. 1899 yılında askeri liseyi bitirir. Ardından Harbiye'ye giren Karabekir, 1902 yılında Harbiye'yi birincilikle bitirir. 1903 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne girer. Buradan da 1905 yılında birincilikle mezun olan Karabekir, bu okulu bitirdiği zaman yüzbaşıdır. Askerlik görevine ilk defa Manastır'da başlayan Karabekir, ardından Manastır Mıntıkası Müfettişliğine tayin olur. Burada Rum ve Bulgar çeteleriyle 7 defa çarpışmalarda bulunur. Ardından 1907 yılında İstanbul'daki Harp Okulu'na taktik öğretmeni olarak tayin olur. Manastır'da bulunduğu sıralarda ise Enver Paşa ile tanışır. Ve onunla birlikte daha sonra İttihat ve Terakki adını alan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin Manastır merkezine kurarlar. Karabekir İstanbul'da bulunduğu sürede ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İstanbul Şubesini kurar. 1908 yılıdır. Meşrutiyetin ilanından sonra Karabekir Edirne'deki 2. Ordu'nun fırka kurmaylığına tayin olur. Burada görevde olduğu sırada 1909 yılında 31 Mart hadisesi meydana gelir. Karabekir de hareket ordusunda 2. fırka kurmay başkanıdır. İstanbul'a gelen Karabekir karargahını Pangaltı Harbiye Mektebi'ne kurar ve emrindeki Asi Avcı fırkayla 2. Abdülhamit Han'ın avcı taburlarının bulunduğu Taşkışla ve Taksim Kışlalarıyla savaşa girer. Ayrıca Yıldız Sarayı'nı da işgal eder. 31 Mart vakasından sonra ülkede istikrar kaybolur ve Osmanlı Devleti güç kaybeder. Devletin bu karışıklığını fırsat bilen Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ gibi Balkan devletleri Osmanlı'ya karşı savaş ilan ederler. 1911 yılında Trablus Savaşı ile Trablus vilayeti İtalyanlara kalır. İstikrar döneminin kaybolmasını çok iyi değerlendiren Avrupa ve Balkan ülkeleri, Osmanlı Devleti'nin çökmesi için bütün gizli emellerini açıkça ortaya sermeye başlar. Zamanın iki lideri sayılan Enver Paşa ile Cemal Paşalar, tamamen Almanlara bağlanmış ve Almanların etkisinde kalmışlardır. Enver Paşa'daki bu Alman hayranlığı karşısında çok üzülen Karabekir, defalarca ikaz etmişse de fazla bir şey elde edememiştir. Yıl 1914. Avrupa'da siyasi sahne karışıklıklarının yaşandığı günler. Bir dünya savaşının çıkacağına dair işaretler çoktan görünmeye başlanır.
Karabekir, çıkacak bir savaştan Türkiye'nin zarar göreceğini ve bunun için savaştan uzak durması gerektiğini söyler. Enver Paşa, bu fikirlere duymamak için Karabekir ve İnönü'yü yurt dışına gönderir. Tarihler 28 Haziran 1914'tür. Şimdi duyacağınız cümleler, meşrutiyet yıllarındaki dış temsilciliklerimizin halini şöyle anlatıyor. Şimdi kafam yarınki davetle meşguldü. Paris sefirimiz Rıfat Paşa bizi öğle yemeğine davet etmişti. Bu geceyi onun düşüncelerini öğrenme merakıyla geçirdim. Berlin Luna Park'ından daha küçük fakat daha şakrak olan Paris Luna Park'ı bu gece programımız içindeydi. Zaman zaman gözümün önüne bizim diplomat heyetlerimiz geliyordu. Mesela şu Paris sefiri Rıfat Paşa'nın eşi bir Rus'tu. Hariciye Nazırı'nın hanımı Münevver bir Rus kadınıdır. Elbette kocasının şifreleriyle ilgilidir vesaire. Londra sefirimizin hanımı da bir İsveçlidir. Bu zat da devletin Hariciye Nazırlığı'nı yıllarca yapmıştır. Berlin sefirimiz Mahmut Muhtar Paşa'nın eşi ise Mısırlı bir prensesti. Türk hanımlarıyla evlenmemiş sefirlerimiz ve Hariciye Nazırlarımız yalnız devletin hariciyesinde sır tutmamazlığa vesaireye sebep olmuyorlardı. Medeni dünyaya karşı sefirlerimizin ve Hariciye Nazırlarımızın sanki ortaya çıkarabilecek Türk kızları olmadığını da haksız yere ve millet zararına ilan etmiş oluyorlardı. Ne gariptir ki Paris Sefareti Başkatibi Mehmet Ali Bey'in de eşi Amerikalı zarif ve nazik bir hanımdı. Bütün bu yabancı hanımlar belki kocalarını gerçek bir aile muhabbetiyle seviyorlardı. Belki mükemmel Türkçe biliyorlardı. Fakat Türkleri mensup oldukları kendi milletlerinden veya onun dost ve müttefiklerinden daha fazla sevdiklerine inanmak çok büyük gaflet, daha doğrusu gafletten ileri daha ağır bir şey olur. Avusturya-Macaristan veliahtına Sarayova'da suikast yapılır. Karabekir bu sırada Parislidir. Avrupa'nın genel bir savaşa gitmek gibi bir niyeti Karabekir sezer. Hemen İstanbul'a döner. Efendim 31 Mart vakasını müteakip malum Selanik'ten İstanbul'a hareket ordusu adıyla bir kuvvet gelmiştir. Gayri mütecanis bir kuvvet. İçinde ordudan çok çapulcu dolu bir şey. Fakat muvazzaf ordu içinde bazı genç subaylar vardır. Bunların içinde Karabekir Paşa da vardır. 31 Mart vakasında hareket ordusu içinde İstanbul'a gelmiştir. Ancak Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinde Enver Paşa, Fethi Okyar ve Galip Beyler gibi şahısların yanında Karabekir Paşa yoktur. Ancak hareket ordusu başında İstanbul'a girenler arasında vardır ve faal vazife görmüştür. Karabekir Paşa Avrupa dönüşünde hemen Enver Paşa'yı bulur, Birinci Cihan Savaşı ile ilgili kanaatlerini, fikirlerini anlatır. Genelkurmay'ın Almanlardan temizlenmesi gerektiğini belirtir. Enver Paşa ise Karabekir'i dinler ve şunu söyler. Sana hak veriyorum, ancak söylediklerim bir fikirden ibarettir. Bunun üzerine o güne ait hatıralarında şunları yazar Kazım Karabekir. Enver Paşa'nın yanından çıktıktan sonra şu Almanların Enver Paşa'ya neler yaptırmak istediğini uzun uzadıya düşündüm. Ne kadar zeki ve bilgili ve ne kadar vatansever olursa olsun, görgüyle olgunlaşmamış insanların memleketin mukadderatına hakim olmasının ne zararlı bir şey olduğunu gözlerimle gördüm. Barış zamanında ise Genelkurmay ikinci başkanı olan Alman Bronzart'ın yaptığı savaş planlarını Enver Paşa kendi imzası ve el yazısıyla fikre tamamıyla iştirak eder ve icrasını emreylerim şeklinde tasdik eder. Bu plan uzun süre gizli tutulur. Seferberlik ilan edilince plan ortaya çıkar. Plana göre bütün Osmanlı orduları İstanbul civarında toplanacak ve diğer hudutlar terk edileceği karşısında Kazım Karabekir şunları söyler. Bütün orduların Trakya'da toplanmasından maksadın ne olduğu açıkça görülüyordu.
Demek ki Almanlar, Ruslara ve İngilizlere memleketimizin büyük bir kısmının tahliye olduğunu göstererek onların öteden beri besledikleri hırslarını tahrik edeceklerdi. Bu suretle İngilizler, Hindistan ve Avustralya ordularını Avrupa cephesine göndereceklerine, Irak, Filistin ve Suriye'nin yani bütün Arabistan'ın işgaline hasredecekler. Ruslar da Anadolu'yu istilaya başlayacaklardı. İlk zamanlarda Almanlar bir kısım düşmanlarının Türkiye'de takılıp kalması faydasını kazanacaklardı. Tabii bu zaman zarfında Türkler düşman unsurlar tarafından mahvedilecekti. Harbi kazanacaklarına şüpheleri olmayan Almanlar nasıl olsa ordularıyla Türkiye'yi de kurtaracaklardı. Bu vaziyette de Anadolu'ya milyonla Alman muhaciri yerleştirmek tabii bir şey olurdu der. Bu planlara gören Karabekir amiri Hafız Hakkı Bey'e de şu duygularını belirtir. Kuvvetlerimizi Arabistan'dan çekmemiz halinde Arap istiklali fikri bu tahliyemize fiiliyatta inkılap etmeyecek midir? Bu vaziyet karşısında Arap subayı ve efradı memleketlerine gitmeyecek midir? Az sonra da İngilizlerin bol parası ve bol hileleriyle bütün Arap alemi İngiliz ordularıyla birlikte aleyhimize dönerek Anadolu'yu istilaya kalkışmayacaklar mıdır? Karabekir Paşa'ya hak veren Hafız Hakkı Bey, Enver Paşa'ya gitmesini söyler. Karabekir Paşa, bu duygularını ve fikirlerini Enver Paşa'ya anlatır. Bunun üzerine Enver Paşa mahalli komutanlarla görüşmeler yapar ve hiçbir tarafın tahliye edilmemesini ister. Artık Birinci Dünya Savaşı alabildiğine sürer. Ermeni askerleri ise doğuda silahsız ve başsız kalan Müslümanları yok etmek için planlar yapar. Erzincan'daki yerli taşnak Ermenileri Türkleri katletmeye başlarlar. Bu arada Rus orduları ise Erzincan'dan geri çekilirler. Adeta Erzincan'ı Ermenilere hediye ederler. Kazım Karabekir bunun üzerine hemen ileri harekat için emir verir. 12 Şubat 1918 günü Erzincan'a harekat başlatılır ve 13 Şubat günü Erzincan işgal edilir. Erzincan artık kurtulmuştur. Sıra Erzurum ilinin Ermenilerden kurtarılmasına gelmiştir. Bu arada ise Ermeniler Erzurum'da köylere basıp insanları kesmekte ve diri diri insanlarımızı gömmekte. 25 Şubat'ta Karabekir Paşa Aşkale'ye, bir gün sonra da Yeniköy'e girer. Ermeniler ise kaçmaktadır ve 11 Mart sabahı Erzurum'u geri almak için taarruza başlar. 12 Mart'ta askeri birlikler Erzurum'a girer. 21 Mart'ta ise bütün Erzurum düşmandan temizlenir. Çok iyi istihbaratçıydı, onu size söyleyeyim. Zaten Birinci Dünya Harbi'nde Enver'in istihbarat şubesinde, yani Harbiye Nazareti'nin vazifeli olduğu için Birinci Dünya Harbi'ne karşı çıktı. Ve Enver'in sınıf arkadaşı. Yani gayet yakını, onu takdir de ediyor. Ama kanaatını o kadar açık ısrar eden bir adamdı ki istifa etti. Ve aktif vazife istedi. Ben bu masa başında bu harbin zaferle neticelerine inanamam. Bu mümkün değil. Onun için ben cepheye giderim, dövüşürüm, şehit olurum, o ayrı dava. Ama burada sana ben müsbet rapor vermem demiştir. Bunu bütün harb içinde söyleyen tek adamdır Karabekir. Onu da size söyleyeyim. Hazırlığını yapıyor. Ankara'ya adeta istifsar, yani emir alma değil de sorma, düşünce öğrenme muhtevasında bir telgraf çekiyor. Ama telgrafı çektiği gün şey başlamıştık. İleri hareket başlamıştık. Çok süratle iniyor. Hakikaten bir strateji üstadı. Bana Ali Fuat da, Cafer Tayyar da, Sakallı Nurettin Paşa da, hatta Mareşal de, Fevzi Çakmak da, aramızda en mükemmel strateji uzmanı Karabekir'di demişlerdir. Böylelikle çok kan dökmeden ama Ermenileri bir daha derlenip toparlamaya imkan bırakmadan perişan ediyor. Kazım Karabekir Paşa Birinci Dünya Harbi içinde Doğu cephesindedir. Ve Doğu cephesinde birçok ilimizin ve ilçemizin Rus işgaliyle Ermeni mezaliminden kurtarılmasında büyük gayreti görülmüş. Bu yüzden de Doğu illeri halkınca çok sevilmiştir. Cihan Harbi'ne neden girdik? Teleskopla göktekilerin, mikroskopla da mikropların hareketleri nasıl uzmanları tarafından devamlı gözetlenerek
mahiyetlerinin incelenmesine çalışılıyorsa, istihbaratçılar da ilgili oldukları memleketleri öylece gözlerini dikerek ve kulaklarını vererek istihbarat mikrofonu ve mikroskobuyla en ufak hareketine kadar dinlemek ve gözetlemek vazifesi olduğundan ben de pek fazla kıpırdayan Rusya'yı merakla bu tarzda temaşa ediyordum. Daha 28 Mart 1914'te Enver Paşa'ya bir Cihan Harbi karşısında bulunduğumuzu bildirmekte bu gözlemlerimin de etkisi vardı. Enver Paşa, Yunanların eline geçen adalarımızı geri almak hülyasıyla planlar yapmakta olduğundan o zaman bana kulak asmadı. Artık tehlike çanları birbirini izleyerek çalmaya başlamıştı. Fakat Enver Paşa hala Edirne'nin geri alınması gibi Midilli ve sair adaları almak hülyasıyla gelecek zırhlıları gözlüyordu. Halbuki artık bu durum karşısında Rusların ani bir darbesine karşı İstanbul'un yani Boğazların ve dolayısıyla bütün memleketin müdafasını düşünmek zaruriydi. Sonunda ikinci tehlike çanında Enver de diğer hükümet arkadaşları da telaşla sıçradılar ve düşüncelere koyuldular. Bu düşünceler siyasi ve askeri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Siyasi kısmı şöyleydi. Fransa ve İngiltere gibi vaktiyle de bizi Rus istilasından kurtaran ve tarihi dostluğumuz bulunan ve halkımızın da kalplerinde samimi yerleri olan devletlere sarılmak oldu. Fakat onların da hakkımızda iyi fikirler beslemediklerini ve müttefikleri olan Rusları memnun etmek için bizim mahvolmamızla ilgilenmek şöyle dursun, yağmaya bile hazırlandıklarını görünce gayet tabii olarak Almanlara atılmak oldu. Askeri kısmı ise şöyle oldu. Ne pahasına olursa olsun Rusların Karadeniz filolarına hakim olabilecek bir filonun İstanbul'a getirilmesi oldu. İşte Alman ittifakının sebebi ve sonuçta Cihan Harbi'ne neden girdik meselesinin de cevabı. Bütün hazırlıklarını bitiren Karabekir Paşa, güçlü olan Kars Kalesi'ni düşmandan geri almanın hesaplarını yapar. 8 Nisan'da Kazman'ı işgal eder. 19 Nisan'da taarruz şiddetlenir. Ve 22 Nisan'da Ermeni direnişi kırılır. Ve 25 Nisan 1918'de Kars Kalesi'ne Türk bayrağı çekilir. Böylece 40 yıllık Türk bayrağına hasret Kars Kalesi artık ay yıldızlı bayrakla dalgalanmaktadır. Anadolu ağlamakta, insanlar ağlamakta, vatan ağlamakta ve bayrak ağlamakta. Bu gözyaşlarında hem rahmet, hem ayrılık, hem kavuşmak, hem de sevinç damlaları var. Ve tarihler 15 Mayıs 1918'i gösterir. 93 harbi hududu olan Arap Çayı geçerek Gümrü şehrini işgale başlar Karabekir Paşa. Karabekir 22 Ekim 1918'de İran'ı boşaltarak Nahçıvan'a geri çekilme emrini alır. 25 Ekim'de Nahçıvan'a gelir. Burada 1. ordunun lağvedildiğini ve kendisinin de İstanbul'a çağrıldığını haber alır. 31 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalandığını bildiren telgraf Karabekir'e ulaşır. Cephelerde şehit kanıyla geri alınan topraklar adeta masalarda geri veriliyordu. Şimdi mütareke ilan edildiği tarihte Birinci Cihan Harbi'ne iştirak etmiş olan komutanları İstanbul hükümeti hepsini İstanbul'a çağırdı. Tabii hükümetin emrine uyarak bunlar da İstanbul'da toplandılar. O tarihte Kazım Karabekir Paşa çoktan Rus hududunu da aşmış, karargahını Tebriz'e kadar götürmüştü. Muavinine bıraktıktan sonra İstanbul'a dönüyorlar. Burada Kazım Karabekir Paşa'nın tek ideali tekrar doğuya gitmek ve askeri toparlamak ve askeri bir hareketle ancak istiklalimiz kurtulabilir kanaatinde. Ve bu kanaatle hareket ediyor. Nitekim sonra Harbiye Nazırı'nı ikna ediyor ve kendisi de işte 1919 yılının Nisan'ında, 15 Nisan'da hareket ediyor ve Erzurum'a gidiyor. Size onu söyleyeyim, bu milli mücadeleye 5 adam başladı, 6 değil. Ötesi sonradan gelmedi. Hani televizyonda bir sonradan görmeler var.
sonradan gelmedi onlar. Milli mücadelede büyük bir hiyerarşi kavgası oldu. Öncekiler, sonrakiler. Bu öncekiler daha sonra orada kalmak için yapmadılar bu kavgayı. Vatan kurtarmak için yaptılar. Size bunları sırayla sayayım isterseniz. Bu beş kişi. Kronoloji sırasıyla, emek ve himmet sırasıyla değil. Birincisi Ali Fuat Cebesoy. O Alembi'nin hatıralarında kahraman kol oldu dediği, o 20. kol orduyu cebri bir yürüyüşle aldı, Ankara'ya getirdi. Anadolu'nun merkezine. O biri Maverai Kafkas ordusunun bütün bakiyeti suyufunu topladı. Bir ordu hüviyetinde Erzurum'da kurdu. 15. kol ordu. Kazım Karabekir. Üçüncüsü, biri Anadolu'nun doğusunda, biri Anadolu'nun göbeğinde bu iki fiili kuvvete istinad ederek giden Mustafa Kemal. Ve hemen onun arkasında ona o seyahati yaptırtan Rauf Orbay ve Refet. Bu beş kişidir. Milli mücadeleye ilk başlayan insanlar. Ötesinin büyük kısmının bakın kronolojiye İstanbul'un işgalinden sonra Ankara'ya gelmişlerdi. Şimdi gidecek yerleri yok. Kazım Karabekir Paşa biliyorsunuz ilk mücadeleye giren, milli mücadeleye atılan insandır. Ve kendisinin açıkça ifade ettiği gibi dağ başında tek mezar yeri kalıncaya kadar savaşacaktır. Çok romantik bir başlangıçtır ve çok idealist bir başlangıçtır. Hiç kimse dağ başında tek mezar yeri kalıncaya kadar bu vatanı savunacağım diye ortaya çıkmış değildir. Bence önemli olan ve bugün söylenmesinde isabet olan bir başka nokta var. Bugün Kurtuluş Savaşı denince batıda olup bitmiş savaşlar ele alınmaktadır. Sanki milli mücadele Birinci İnönü Savaşı ile başlamış, büyük taarruzla bitmiştir. Fakat hadisenin bu kadar olmadığını bugün kesinlikle biliyoruz. Doğu'da çok önemli bir olay cereyan etti. O kadar önemli bir olay ki Ermeni kuvvetlerinin başkumandanı esir alındı. Ermeni kuvvetlerinin Milli Savunma Bakanı bu savaşta esir alındı. On binlerce insan öldü. On binlerce Türklerden ve Ermenilerden öldü. Büyük kanlı bir savaştan sonra Doğu meselesi halledilmiştir. Şimdi bu kadar kanlı bir savaşın cereyan ettiği ve bu kadar büyük hadiselerin oynadığı ve en sonunda hatta şeyin Sakarya zaferinin kazanılmasında amil olan, kazanılmasında büyük yardımı olan kuvvetlerin doğudan batıya intikal edebilmesini gösteriyor ki doğudaki ordunun yaptığı işler küçük işler değildir. Mandros Mütarekesi imzalandıktan sonra malum memleketteki azgınlığa başlamışlar. Ermeniler doğuda ve Rumlar Karadeniz sahillerinde Pantos hükümetini kurmak için gayret gösterirlerken Karabekir Paşa bunlara karşı mücadele etmiş, büyük mücadele vermiş ve Ankara hükümetinin de aralarındaki zaman bakımından, müdahale zamanı bakımından aralarındaki itilafa rağmen bunların cümlesini tepesini tepelemesini bilmiş. Kars Artvin yani Batum o zamanki tabiriyle Ardahan gibi yerleri bu Rusların elinden Ermenilerin mezaliminden kurtarmış. 3 Aralık 1920'de Gümrük Anlaşması ile Anadolu'nun doğu hudutlarını çizmiştir. Karabekir 23 Aralık 1918'de Tekirdağ'da 14. Kolordu komutanlığına tayin edilir. Bunu öğrenen Karabekir üzülür ve Doğu Anadolu'yu kurtarmanın zamanıdır diyerek doğuya gitmek ister. Bu teklifi kabul edilmez. En sonunda ısrarları ve fikirleri netice verir. Karabekir doğuya gönderilir. İstanbul'dan ayrılmadan önce de Mustafa Kemal'i de ziyaret eder ve şunları söyler. Ben Erzurum'a gidiyorum.
Milletin kurtuluş anahtarı Şak'tadır. Ordu da kuvvetlidir, halk da. Şak'ta milli hükümet esaslarını kurduktan sonra siz garbe teveccüh edersiniz. Mustafa Kemal ise Karabekir'e, ben şimdi çok hastayım. Siz gidin, ben bilahare gelirim der. 12 Nisan 1919'da İstanbul'dan bir vapurla yola çıkar. Ve Anadolu, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzurum'da çalışmalara başlar. Ve 19-21 Haziran'da Küçük Erzurum Kongresi'ni yapar. Bu kongrede Büyük Kongre'nin alt yapısı hazırlanır. Bu ara Sultan Vahdettin Han tarafından özel olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, Anadolu'daki birlikleri düzenleyip, halkı örgütleyip, düşmana karşı örgütlenir. Ayrıca Kazım Karabekir'e de bir ferman gönderir Sultan Vahdettin Han. Mustafa Kemal ise Sultan Vahdettin Han'a, merak buyurmayınız efendim, noktayı nazarı şahanenize aldım. İrade-i seniyeniz olursa hemen vazifeme hareket edeceğim. Ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım der. Sultan Vahdettin Han ise Mustafa Kemal'e bir altın saat hediye eder. Ermenistan'ın Doğu Anadolu'yu tekrar işgale başlaması üzerine Karabekir, Şark cephesi komutanı olarak Ermenilerle savaşa girer. Karabekir, Erzurum, Van ve Erzincan'da seferberlik ilan ettirir. 29 Eylül'de Sarıkamış'ı, 30 Eylül'de Göle, 1 Ekim'de ise Kağızman'ı kurtarır. 7 Kasım'da Gümrügeli alınır. 30 Kasım'da ise Kars'ın son kurtuluşunu yine Karabekir Paşa sağlar. Artık milli mücadele alabildiğine sürmekte ve Doğu Anadolu düşmandan temizlenmekte. Karabekir Paşa 6 Aralık 1918 Cuma günü Cuma selamlığında Sultan Vahidettin tarafından kabul edilmiş. Aynı ricasını Sultan Vahidettin'e de söylemiş. Doğu'ya tayinini istemiş. Sultan Vahidettin de bundan çok memnun olmuş. Ve sizin gibi genç, mert ve şayan itimat kumandanlara sahip olan millet elbette zeval bulmaz. Berhüdar ol, senin gibi kumandanlara malik olmakla ben ve milletim iftihar eder demiştir. Zaten Kazım Karabekir Paşa'nın askeri yönünü hemen hemen herkes bilir. Ve milli mücadelenin ilk başlangıcını yapanlardan, Mustafa Kemal Paşa'yı azledildiği halde başa getirenlerden ve sonuna kadar hep beraber çalışıp zafere ulaşanlardandır. Ama Kazım Karabekir Paşa sadece bundan iktifa etmiş değildir. Daha Erzurum'a gider gitmez sosyal faaliyetlere başlamıştır ve bugün hakikaten üstünde çok durulacak faaliyetlerdir. Örnek, 5000 kadar perişan çocuğu sokaklarda sürülen 5-6 yaşından 10-15 yaşına kadar yığınlan kızlı erkekli çocuğu ki resimleri var göreceksiniz. Ordu himayesine almıştır. Onları beslemiştir, yedirip içirmiştir ve zeka durumlarına göre de tasrif etmiştir ve birçoğunu askeri mekteplere almıştır ve onlar daha sonra büyük rütbelere kadar erişmişlerdir. Zaten bana öyle geliyor ki büyük işlere girmiş. Bu büyük girdiği işlerin icabı itilmiş, kakılmış. Yalnız kalmaya mahkum erkeğin yanında. Böyle bir kadın olursa zafer o kazanıyor. İşte bence bugün kaybettiğimiz Osmanlı aile nizamının temeli budur. Ve bunu söylerken içim sızlıyor. O mübarek kadın nelerini çekmiştir bunu. İkizleri dünyaya geldi. Bir şiirdir o. İki damla gözyaşı diye. Eğer yüreğiniz varsa onu bir programınızda verin. Fakat Refikam döndürürken duvara başını gördüm ki iki damla gözyaşını. Dedim lanet olsun böyle içime. Artık düştüm ben de kendi içime. Kulaklarımın içini dinliyor, her yerim inliyor. Gözlerim içime haykırıyor, anlatıyor falan. Bu düşüncelerim pek kısa sürdü. Çünkü vicdanım tamamen hürdü. Arkadaşımla bakıştık ve gülüştük. Hemen topladık kendimizi. Ve düşündük ki köylü efendimiz,
neler çekiyor asıl olan onlar? Yaşamıyor mu şerefle bu milyonlar? Onlar güzel yıllardı. Esasında benim babamla geçirdiğim dolu dolu tam 7 senem var. Yani 7 yaşını bitirip 8 yaşına girdiğim gün, benim doğum günüm olan gün babamı kaybettim. Onunla beraber olmak başka türlü bir şey. Şefkat, dürüstlük, sevgi. Yani tamamıyla dolu dolu 7 yıl yaşadım onunla beraber. Ve zannediyorum ondan sonraki yaşamımın geri kalan zamanın temelini onun ilkeleri attı. Dürüst, sevgi dolu, imanlı kişiliğini bize aşıladı. Onun esasında çocukları sadece biz 3 kardeş değildik. Bildiğiniz gibi doğuda yetim kalmış 2000'i aşkın yavrusu vardı. Ve onları aynen bizler gibi teker teker istidatları doğrultusunda okullara okuttu. Daha sonra kimisiyle seneler sonra karşılaştığımız zaman, hatta rahmetli Sabri Koçak Paşa, ben senin abinim demişti. Nasıl olur siz benim abim olun? Senden çok seneler önce senin baban benim babamdı demişti. İkimiz ağlayarak kucaklaşmıştık. Askeri kısmının harikuladeliğinin yanında siyasi hayatında da çok dürüst, çok sağlam seciyeli. Zaten kendisinin doğduğum günden itibaren kulaklarımızda olan sözü, doğruluktan ayrılmayın, sağlam seciyeli, kimsenin hakkını yemeyin, hakkınızı da yedirmeyin. Bu sloganlar içinde büyüdük. Milli Savunma Bakanlığı'na el yazısıyla gönderdiği istifa dilekçesinde şunları belirtir Karabekir Paşa. Bir senelik ordu müfettişliğim sırasında gerek teftişlerim neticesi, raporlarımın, gerekse ordumuzun teali ve takviyesi için takdim edildiğim görüşlerimin nazara dikkate alınmadığını görmekle teessür ve üzüntüm fevkaladedir. Üzerime düşen vazifemi mebusluk sıfatıyla daha müsterihül vicdan yapacağıma kanaati tamma hasıl ettiğimden, ordu müfettişliğinden istifa ettiğimi arz ederim. İşte bu istifa dilekçesiyle Karabekir Paşa'nın askeri hayatı sona erer. ...70 lira maaş bağlamışlardır bunlara. Sade Karabekir'e değil. Ben Cafer Tayyar Paşa'nın Trakya Cephesi kumandanı Beşiktaş'ta, bugünkü gibi ismi hatırımdadır, Zekeriya Bey isimli bir zatın odun deposunda kantar memurluğu yaptığını gözümle görmüşüm. Ama ben sakın bunların bundan alındıklarını, üzüldüklerini, hayflandıklarını falan zannetmeyeyim. Hepsinin dudağında hazin bir tebessüm dolaşmıştır o kadar. Hamidiye kahramanı Rauf'un sürgün hayatı yaşadığı çatı katında, Monte Carlo'nun banyolarından biri. Çatı katında, bir tel dolabın içinde, biliyorsunuz o buton Fransız ekmekleri, uzun ince, yarım ekmek, mübalağasız bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peyniri, yarım da domates vardı. Ve Rauf'un akşam yemeği oldu. Bu adamlar hazinelere sahipti. Bu onların değil, Türk milletinin namusudur. Ve bunu ihlal eden de Türk değildir. Kim el olsa olsun. Muhtelif fikirler tabii, yeniden devlet yapılanacak, yeniden bir şeyler yapılacak. Muhtelif fikirler var. Bu fikirler içinde Kazım Karabekir Paşa da kendi görüşlerini açıkça ve apaçık söylüyor. Hatta İstanbul'a geldiğinde bir tarihte, bidayette başla, üniversitede dahi bir konferansta bunu söylüyor. Bir tanesi, harflerimizin değiştirilmesini doğru bulmuyor. Onu da şu sebebe bağlıyor. Bir kere diyor, Türk dünyasında Ruslar Türk alfabesini değiştirdiler. Kiril denen alfabeyi koydular. Biz de bunu değiştirirsek Türk dünyası birbiriyle temasını kaybeder, alakasını kaybeder. Bu doğru değil diyor. Hilafete gelince o daha önemli bir durum.
Çünkü evvela bir kanun hazırlanıyor. Bu kanun var, neşredildi de. 6 maddelik bir kanundur. Burada Osmanlı padişahlığı lağvedilmişler diyor. Halife yerinde bırakılmıştır. Fakat halifeyi Büyük Millet Meclisi temsil eder diyor. Halifenin Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi demek, Büyük Millet Meclisi başkanının halife olması demek. Kazım Karabekir Paşa buna karşı geliyor. Bu sırada Genelkurmay ise 5 Aralık 1927 yılında şu gerekçeyi göstererek Karabekir Paşa'yı 45 yaşında emekli eder. İşte gerekçe. İngilizler Irak hududumuzda gösteriş manevraları yaparken ve tecrübeli kumandanlara çok ihtiyacımız bulunduğu sırada orduyu bırakıp siyaset mebusluğu tercih etti. Bunun için emekliye sevk edilmesine karar verildi. Emekli olan Karabekir Paşa, Erenköy'deki evinde inzivaya çekilir. Bununla yetinilmez ve 84 kişilik bir polis ekibi Karabekir'i gözetim altında tutar. Karabekir Paşa, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İstanbul Milletvekili olarak İsmet İnönü'nün teklifini kabul eder ve yeniden meclise döner. Burada 379 oyla meclis başkanlığına seçilir. 2 yıl bu görevini sürdüren Karabekir Paşa, 26 Ocak 1948 yılında geçirdiği bir kalp krizi ile hayata veda eder. Gönül dünyanıza seslenmeye devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in iki gülü Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in anlatıldığı Kerbela, ibret verici içeriğiyle rüya, kabir ve ötesi, mahşer ve şefaat, cehennem ve azap, cennet ve nimetleri, Hazreti Ebubekir ve sadakat, Hazreti Ömer ve şehadet, Hazreti Osman ve çileli yıllar, Hazreti Ali ve ilim. Kaset, CD ve VCD olarak Doçent Doktor Nihat Hatipoğlu'nun muhteşem sunumuyla ABC Film ve Müzik Yapım'dan çıktı. Genel dağıtım, azim dağıtım. 0212 445 88 80 81 ve 82. Thank you.
düşünmezsin sen ölmeyi. Olamadım ben mevlamadım, olamadım. Ey benim zahidi sultanım, sen gittin bir dergaha yüz sürdüler. Cennetten bir bulak ya Muhammed, gel bin Geylani, Geylani, gel bin cümle devaya, yar Geylani, Geylani. Thank you.
Kadir kükredi, yerde tökler inledi. Semadaki melekler Geylani'yi dinledi. Abdülkadir kükredi, yerde tökler inledi. Semadaki melekler Geylani'yi dinledi. Ya Geylani, Geylani, sen Geylani, Geylani. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler.